Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz buradakiler olarak. Ama yine de belki hukuki olarak bu süreci etkileyebiliriz diye elimizden geleni yaptık. Müvekkillerimiz ifadelerini verdiler. Biz örnek kararları sunduk, hukuki gerekçeleri tartıştık. Ama gerçekten hukukun kalmadığını bir kez daha gördük. Söz konusu olan politik bir karardı. Söz konusu olan yakalama kararı da zaten politikti. Bilindiği gibi müvekkiller kendi rızalarıyla emniyete gittiler. Haklarında herhangi bir işlem yapılmasına zaten gerek yoktu. Adresleri bilinen kişiler, nerede çalıştıkları belli. Her zaman ulaşılabilecek durumdalardı. Buna rağmen haklarında yakalama kararı verildi. Sonrasında da yine aynı koşulları taşıdıkları halde, hukuki hiçbir dayanağı olmadığı halde gerekçesiz olarak da tutuklama kararı verildi. Tabii ki itiraz edeceğiz, tabii ki hukuki süreci takip edeceğiz. Ama yanı sıra bunun aslında hukuki dayanağı olmayan bir karar olduğunu yukarıda ifade ettiğimiz gibi burada da tekrar ifade ediyoruz. Yorucu bir gündü. Müvekkillerimiz son derece moralleri yerinde gittiler. Bir kez daha söylediler, biz barış için bu metni imzalamıştık. Böyle sonuçlar üretebileceğini imzalarken belki öngörmemiştik ama maalesef böyle sonuçlar da üretebiliyor. Biz doğru yaptığımızı düşünüyoruz. O metinde yazanları savunmaya devam edeceğiz dediler. Tıpkı buradaki yüzlerce insan gibi. Ne yapıyorsun? Sen kimsin? Tek misin?